Yani bayağı öfkeliydi tabii. E normal değil mi? Bunu bekliyorduk herhalde. E normal tabii. Normal. Dinleyeceğinden eminsin yani. Yani emin değilim de. Dinlemesini umuyorum. Hadi diyelim dinledi. Bir şey çıkar mı? Çıkmalı ya. Çıkmalı. Bekleyip göreceğiz o zaman. Aynen öyle. İyi tamam hadi konuşuruz sonra. Kapatıyorum şimdi. Tamam. Yonca ben evde göremeyince sizi. Ne oldu ya? Nasıl? Neredesiniz siz? Hangi hastane? Hangi hastane? Tamam geliyorum ben. Geliyorum. Ya doğruysa? Hı? Ya söylediklerim doğruysa Merve? Tek yapman gereken o kayıtları dinlemek. Bana getir ya da getirme hiçbir önemi yok. Ama ya doğruysa ya evlendiğin herif gerçekten bir mafya babasıysa? Anneciğim. Neredeydin? Sana sesleniyorum deminden beri. Buradayım oğlum. Bir şey mi oldu? Masar amcayla mı konuşuyordun? Yok. Çıktı o şoktan. O zaman sen ne yapıyorsun orada? Telefon çaldı gibi geldi ama yanlış duymuşum. Çalmamış meğer. Neyse. Ne istiyorsun sen? Biraz odama gelir misin? Sana bir şey göstermem lazım. Olur. Ben çok özgüven geldi bana. Ne? Yonca haklı canım. Ne korkarak geçtiğim şey. Bence geri dönelim. Niye? O nasıl? İyi. Peki sen? İyiyim ben de. Bakıyorum. Kim o? Rüzgar olmalı. Rüzgar.
Aralarında bir şey mi var? Demireyim ben. Ya bize ne Burcu? Ya bize neyse ne bu gizlilik? Benim bir şey sormam lazım. Allah Allah! Kız bu ne meraklı bir şey çıktı be? Ay şey insanları rahat bırak, bir iki sohbet etsinler. Niye haber vermedin bana? Söyleyemezdim. Oğlunlaydı. Onlarla geçirdiğimiz vakit her şeyden daha değerli. Bozmak istemedim. Hem biz toparladık, birbirimize söz verdik. İyi olacağız bundan sonra. Yalnız mı geldin? Yok mu kimse? Sen geldin. Kardeşlerimle Filiz buradalar, aşağıdalar. Nasıl oldu bu kaza? Öldürmek çözüm değil. Durmayacak da. Ve kızları gönderemediğimize göre onların güvenliğini sağlamamız lazım. Kızların dediğine geldik ha. Hadi bitirelim şu işi. Acil görüşmemiz gerekiyor. Gelmedi. Gelmedi. Turgay bu saate kadar gelip hesap sormadığına göre... Yine bir şey planlıyor. Öyle. Öyle. Nereye? Hastaneye. Turgay. Mazhar Bey. Bu kadar acil olan şey ne? Rüzgar komiserle ilgili. Rüzgar. Son talihli Yonca Sıdalı'ya ulaşmış. Ay. Sabahtan beri çay iç. Şiştim, kocaman oldum ya. İçme o zaman Burcu. Ha, ne yapayım? Hastanede yapacak başka bir şey yok ki. Full çay. İç o zaman Burcu. Aa, bir şey söyleyeceğim Filiz, baksana ya. Şiştim. Ben senin köpeğini yerim. Köpeğim, evet. Ne işin var burada? O iyi mi? Ne yapacaksın? Onu ne hale getirdiğini mi öğrenmek istiyorsun? Ben ona zarar vermek istemedim. Verdin ama. İstemedim. Hem ben kadınlara, çocuklara zarar vermem. Ha. Öyle mi? Öyle. Artık öyle. Ne yapacaksın Erman? Durumu nasıl? İyi. Sevindim. Sevinme. Sen bizimle ilgili hiçbir şey hissetme. Bu mümkün değil ki Doğa. Ne yapacaksın Erman? Bu nereye kadar böyle gidecek? Sizinle bağı ne onun? Ne olacak öğrensen? Bilmem gerek. Niye? Bilmeliyim Doğa. Niye diyorum sana Erman? Doğa. Bunu öğrenmek seni üzer. Nasıl ulaşmış Turgay? Uzun süredir takip ediliyormuşuz. Hepimiz. Hepimiz. Behçet, Erman, ben ve siz. Benimle görüştü. Ve muhbir olmamı istedi.
de kabul etmiş gibi davrandım. Ona sizi vereceğimi söyledim. Erman ve Behçet'le depoda bir buluşma ayarladım. Tabii onlara bir şey söylemedim. Her şeyin doğal olması gerekiyordu. Beyler, hoş geldiniz. Bu sırada talihliyi kızlarımla kamufle edip buradan göndermeye çalıştım. Tek kelime etmedim. Amacım rüzgarı oyalayıp talihliğinin buradan kaçmasını sağlamaktı. Ama olmadı. Küçük bir kızı var. Babası gideceğini öğrenince yurt dışı yasağı çıkartmış. Tabii Rüzgar o gece kendisine oyun oynadığımızı anladı. Ve üçümüzü de emniyete aldı. Alımını. Ama eli boş kaldı. Bunlar olurken benim neden haberim yok? Sizin canınızı sıkmadan çözmeye çalıştım. Ama çözemedin. Özür dilerim. İstediğin oldu işte. En büyük zaferim kutlu olsun Mazhar. Rüzgar. Tam bir özür dilerim Mazhar. Tamam. Özür dilerim. Bak. Bu kez çok yaklaştı. Ama deşifre oldun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi Turgay? Para hala hesabımıza geçebilir. Şanslı sayılar deşifre oldu. Ama hala içerideki adamlarımızı bilmiyor. Bizimle bağlantısını ispatlayamazlar. Bu işten kurtulmak için hala bir şansımız var. Oldu artık, sen git istersen. Nereye? Evine. Ben sizi bırakıp nasıl giderim ya? Kardeşlerim buradalar zaten, merak etme. E tamam, onlar gitsin o zaman. Ben yani sabahtan beri buradalar zaten, yorulmuşlar. Ben buradayım, gitmiyorum bir yere. Rüzgar bak, zorunlu hissetme kendini, git işte. Zorunlu değil, sorumlu. Nasıl yani? Sen demedin mi? Sare sana çok güveniyor diye. Hı? Dedim. Onun güvenini boşa çıkaramam yani. Ama ben de çok güveniyorum dedim. Gördün mü bak? Demek senin güvenini de boşa çıkaramam. Çıkarma. Hep ol yanımız. Savcı Bey gecikecek galiba. Bir yere yetişmeniz gerekiyorsa beklemeyebilirsiniz. Yok, hayır. Buraya kadar gelmişken Savcı Bey'i görmeden gitmem. Heh, Savcı Bey de geldi işte.
Galip Bey. Hem davet ediyorsunuz hem evde yoksunuz. Biraz bozuldum. Neyse ki Müyesser Hanım vardı. Biz sizi yalnız bırakalım. Müyesser Hanım, çay ve kahve için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ne işin var senin benim evimde? Siz bizim davetimize icabet etmeyince biz gelelim dedik. Ben gelecektim zaten sana. Bir sabredemedim. Söyle, derdin neyse. Canan, kim o adam? Ben nereden bileyim anne? Sabahtan beri seni arıyorum. Bir çıktın evden, çıkış o çıkış. Telefonlarımı açmaya bile tenezzül etmedin. Ne oldu bugün? Ne oldu? DNA için gitmediniz mi? Gittik, verdik işte. Sende bir şey var. Yok bir şey bende anne. Telefonda ricada bulunurken çok bir kibardınız. Nedir bu sinir? Bana bak savcı. Sana bir iyilik yaptık, sen de karşılığını vereceksin. Benim sendeki dosyam kapanacak. Anladın mı beni? Yapamam dersen telefon konuşmamız basının dikkatini çekebilir. Bunu bir düşün istersen ha. Şu Yonca Hanım kimdir diye bir araştırayım istemiştim. 250 milyon. İyi para. Görüşürüz savcım. Müyesser Hanım, yolu öğrendim. Geçirmenize gerek yok. İyi geceler. Ne işler çeviriyorsun sen? Anlamadım. Ne işi var böyle bir adamın benim evimde? Bir dava hakkında konuştuk. Sorun yok, hallettim ben. Dava? Hı-hı. Bir savcının evinde böyle bir adamın ne işi olur? Müyesser Hanım, rahat olun. Bir daha da gelmez zaten. Önemli olan bir daha gelip gelmemesi değil. Senin neye bulaştığın? Benim bir şeye bulaştığım falan yok. Şimdi müsaade ederseniz bir yukarı çıkacağım. Gözüm üzerinde Alpay. Bir yanlışın olursa yakarım seni. Geçti günün bakalım küçük su kurbağası. Ben su kurbağası değil. Öylesin, sen tam bir su kurbağasısın. Anneciğim. Efendim bir tanem. Dondurma alalım mı? Olmaz anneciğim bu soğukta. Kaydı, tutamadım. Neden ağlıyorsun? Hiç. Ağlama olur mu? Hava soğuk ya, yüzüm üşüyor sonra. Ben de bazen ağlıyorum. Benim de yüzüm üşüyor. Ondan biliyorum. Sen istersen ağlama.
Sana çiçek getirdim. Belki mutlu olursun diye. Aldın mı oğlum? Tamam. Teşekkür ederim. Kimdi o adam? Hiç. Önemli değil. Annemin hoşuna gitmedi. Öyle. Bir daha olmaz. Alpay, benim sana bir şey söylemem gerek. Telefonla bir fotoğraf yolladım. Neden? Bak ona. Bu ne? Yonca, yanındaki adam da Erman değil biri. Yani sadece ismini biliyorum. Yani soyadını bilmiyorum. Bir de telefon numarası var bende. Telefonu var sende. Peki neden var? Yonca'nın peşindeki işte mafyalardan biri. Yani şu karıştırıcı cinayetle ilgili. Yonca da tanıyor onu. Yani aralarında bir şey var. Peki sen bunları nereden biliyorsun Canan? Ya bunun ne önemi var Alpay? O adamla Bonca'nın bir bağı var diyorum sana. Araştır onu. Aralarındaki bağı çözersek ne olacağını biliyorsun. Mafya'ya yardım eden Yonca. Sarı'yı alabiliriz. Canancığım, sen nelere bulaştın böyle? Ya ne dedim duymuyor musun Alpay? İkisinin bağlantısını çözersek Sarı'yı alabiliriz diyorum. Araştır onu. Bul. Aralarındaki bağı çöz. Yatmamışsın. Geç kaldın. Erken geleceğim demiştim. İşler çıktı, beklenmedik işler. Sorun mu var? Evet. Ama çözülmeyecek gibi değil. Yani senin halledemeyeceğin bir şey değil. Kesinlikle. Halledeceğim. merhaba Burcu ben. Yonca'yı bir acaba uyandırabilir misin? Yonca. Yonca. Bir gelir misin? Sen Sarı'ya bakar mısın ya? Yanında olur musun? Tabii tabii. Tamam, benim bir işim var. Hemen geleceğim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha, önce gel kızım otur. Otur. Ne oldu? Evet. Siz haklıydınız. Madem buradan gidemeyeceksiniz, o zaman burada güvende yaşamanız gerekiyor. Paranın örgüte ait olan kısmını vereceğiz. Ama sen hepsini vermişiz, yarısını vermişiz, fark etmez demiştin. Evet.
Öyle dedim. Ayrıca Yonca'nın senin kızın olduğu anlaşılırsa ne olacağını da söylemiştin. O zaman ne değişti baba? Erman hala peşimizde. Parayı vereceğiz, bu sorun bitecek. Geriye sadece Erman'ı susturmak kalacak. Onu da yapacağız. Onu hayatınızdan çıkartacağım. Ne yapacaksın? Çok meraklısın komiserim. İşim bu. Benden haber bekle. Sana bir hediyem olacak. Yükselteyim, rahat et bir tane. Gel. Evet, Leliş de geldi. Al bakalım. Al bakalım bunu. Rüzgar abin de yanında. Sen güzel güzel dinlen. Ben de işlerimi halledip geleyim, tamam? Ben de geleyim mi? Hep yatıyorum zaten. Artık yapmak istemiyorum. Hayır, olmaz. İtiraz yok. Doktor amca ne dedi sana anneciğim? Yatacaksın, güzel güzel dinleneceksin. Sonra da iyileşeceksin, değil mi? Evet, bak ben de buradayım, yanındayım. Beni mi istemiyorsun yoksa sen? İstiyorum. O zaman? Belki gelince de sana bir sürprizim olur. Ne? Olmaz. Söyleyemem. Sürpriz sonuçta. Ben hastayım. Söylenir. Hiç bana öyle duygu sömürüsü yapma, yemezler. Senin için sorun olmaz değil mi? Yok canım, ne sorun olacak? Sen işini hallet de. Bu arada nedir ya bu sürpriz, merak ettim. Sürpriz diyorum işte, söylenir mi sürpriz? Ne kadar meraklı çıktınız böyle ya. Ay, hoşça kal küçük ayıcık. Hoşça kal büyük ayıcık. Beklettin mi? Sare nasıl? İyi, iyi olması gerektiği gibi. Kendini güvende hissettiği yerde, sağlıklı. Artık bitiyor değil mi baba? Evet kızım, bitiyor. İsteğin var mı? Rüzgar abi. Söyle canım. Doğum günü nasıl geçti? Deniz hediyesini beğendi mi? Çok güzel geçti doğum günü. Deniz de bayıldı hediyesine. Bak ben sana söylemiştim. Evet demiştim, çünkü sen her şeyi çok iyi bilirsin. Tabii ki de bilirim. Maça gidecek misiniz? Gideceğiz tabii. Tabii gideceğiz. Ama annesi yüzün var mıyım? Ben sana asıl haberi söylemedim. Bundan sonra annesinden izin almamıza gerek kalmayacak. Neden? Çünkü çok yakında Deniz benimle birlikte yaşayacak burada, bu evde. Nasıl? Günaydın küçük bey. Aa, daha yeni mi uyanılıyor ya?
Sen bununla mı yattın yoksa? Evet. Ama bu yatmak için değil ki. Olsun. Giyilmez mi? Hayır, sen istiyorsan neden giyinmesin tabii ki ama... sanki yatarken giymesen daha iyi. Neden? Çünkü bu bir hediye. Üstelik babanın hediyesi ve hediyeler özel olur. Öyle her zaman giyinmez. Hele ki yatarken hiç. Bak ne yapalım biliyor musun? Biz bunu çıkartalım. Apacık. Böyle güzelce katlayalım. Sonra da dolaba koyalım. Niye biliyor musun? Babanla maça giderken giyebil diye. Babanla geçireceğin gün özel olsun diye. Olur mu? Olur. Ay güzel oğlum benim. Ama hadi üşüteceksin, üstüne bir şey giyelim. Bunu dolaba koyacağım. Ben de yakışıklı oğlum bugün ne giysin bir bakayım. Gel. Savcım, şu istediğiniz kişi. Erman Arso ile ilgili bir bilgiye ulaştım. Geçen hafta emniyet alıp sorgulanmış. Kim sorgulamış? Alo. Ekrem komiserim. Evet benim. Ben Cumhuriyet Savcısı Alpay Tetik. Buyurun savcım. Bir konu hakkında bilginize ihtiyacım var. Buyurun. Erman Arsoy. Dinliyorum. Bu şahsı geçen hafta emniyete almışsınız sanırım. Evet savcım. Ekrem komiserim. Erman Arsoy ile ilgili ne biliyorsanız beni bilgilendirmenizi istiyorum. Senin neyin var hayatım? Yok bir şeyim. Çok durgunsun ama. Yok. Deniz. Annen çok durgun değil mi? Evet, durgun. Deniz de aynı fikirde. Hayır sevgilim, iyiyim ben gerçekten. Ben niye olduğunu biliyorum aslında. Senin bir tatile ihtiyacın var. Tatile mi? Çok yoruldun. Yıprandın. Uludağ'a tatile gitmeye ne dersiniz? Olur. Olur. Duydunuz mu Erman Hanım? Deniz Bey de olur dedi. O zaman Uludağ'a tatile gidiliyor. Ama Mazhar'cığım senin işlerin çok yoğun. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim acaba? Benim için önce ikiniz. Sonra iş. Tabii bu telefonlarıma cevap vermeyeceğim anlamına gelmiyor. Önemli. Çalışma odamdayım ben. Kahvenizi oraya mı getirelim Mazhar Bey? Rahatsız etme. Anneciğim. Uludağ mı gideceğiz? Uludağ bilmiyorum ama senin okula gitmen gerekiyor küçük bey. Hadi bakalım geç kalacaksın. Hazırlar mısınız? Tabii buyurun Deniz Bey. Masayı toplayalım mı Merve Hanım? Lütfen. Hayır, 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 hayır. Bir aksilik yok. Aşk olsun. Evet. Silahlar gece limana girmiş olacak zaten. Akşam teslim edebileceğiz. Evet. Evet. Birinci günü gemi. Ne yaptın?
Kitaplarını aldın mı? Aldım anneciğim. Bugünkü derslerini kontrol edip koydum Merve Hanım. Hadi iyi dersler. Manlar depoya gece götürülecek. Sonrasında teslimat olacak. Gözünüzü dört açın. Tek bir hata bile istemiyorum. Tek bir hata bile. Aksi takdirde beni biliyorsunuz. Bitti mi? Artık kurtulduk mu? Artık için rahat olsun. Sorun yok. Peki o Erman? Onu bugün halledeceğim. Sen onu düşünme artık. Sana bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak kızım. Peki birazcık vaktin var mı? Ne için? Gel buraya oturalım. Hoş geldiniz. Aa, menüye gerek yok. Biz iki tane kazandibi alalım. Sever misin? Çocukken benim bir arkadaşım vardı. Dilan. Babası da Saffet amca. Onlar böyle baba kız sürekli bir yerlere giderlerdi. Bazen yanlarında beni de götürürlerdi. Herhalde üzülüyorlardı ben öyle yalnızım diye. Saffet amca bizi hep tatlıcıya götürürdü. Her seferinde de kazandibi yedirirdi.